Herkese merhaba arkadaşlar. Katmanlı bekent eğitimine devam ediyoruz. Bu derste ne yapacağız? Bu derste basitçe Swagger'ı nasıl ekleyebiliriz onu göstereceğim. Fakat Swagger'ı bütün dokümantasyonunu yazmayacağım. Sadece bir tanesi için çok basit bir YAML dosyası hazırladım. Bunun üzerinden yürüyor olacağız. Şimdi öncelikle npm install save diyorum. Nedir? Swagger js.doc paketimiz yüklensin. npm install save swagger ui nedir? Express npm swagger jsdoc npm swagger ui express. Buradan gelip ilgili dokümanı okuyup ne yapmak ya da nasıl yapmak istiyorsanız gelip ilgili dokümana API yani Swagger'ı oluşturabilirsiniz. Bakın burada dokümantasyon zaten mevcut. Burada bir tane first step demiş, example oluşturmuş. Aa demiş şöyle yap, sonra git böyle yap demiş. Şunu şu şekilde yazmanız gerekiyor. Zaten YAML şeklinde okuyor. Bakın burada da YAML'a da destek verdiğini ve ne şartlarda verdiğini söylüyor. Swagger IO'ya gittiğiniz zaman ise bunun nerede? Resource dokümanlar version 3 altında component section'da işte burada bizim YAML. Bunun aynısını ne yapacaksın? Yorum satırı halinde ilgili komponentleri ilgili kontrolörün tepesine gidip ekleyeceksin. Tabii gidip bütün dokümanı da neye göre okuyabilirsiniz. Şimdi ne yaptık? Paketlerimizi hallettik. Madem paketlerimizi hallettik, şimdi bizim bir konfiye ihtiyacımız var değil mi? Öncelikle benim konfiglerim nerede? Tabii ondan önce ben şunları şöyle yaptım ama ben bunları klasöre koyacağım. Böyle görmek istemiyorum. New folder blok. Sen buraya git. New folder user. Sen de gel. Buraya git. Güzel. Bu ikisini hallettik. Şimdi benim aklımda ne vardı? Config controller, db log middleware. Config. Evet, işte burada. Ney? New file Swagger config JS diyorum. Şimdi öncelikle bir tane constant options diyorum. Options dedikten sonra definition nedir? Daha sonra da app istiyorum ve hangi API'ların olduğunu belirtiyor olacağım. Şimdi definition altına geliyorum. Open API hangi versiyon? 3.0.0 versiyonunu kullanmak istediğimi belirtiyorum. Daha sonra gelip projemle ilgili işte infoları belirtebilirim. Title mesela blok uygulaması diyelim. Daha sonra ne yapacağım? Bunun version'u kaç? İşte 1.0.0. Description'ı ne olacak? Description katmanlı back end uygulaması. Okey, şunu bir de yakınlaştırayım şöyle her seferinde unuttuğum için ben bunu. Tamam, güzel. Daha sonra neye ihtiyacım olacak? Servers diyorum. Bu bir array. Neden? Çünkü birden fazla serverda çalışabilirim. URL'im HTTP 2 nokta üst üste nedir? Localhost 5000'dir. Daha sonra API'lere gelip benim endpointlerim yani benim yazacağım o Swagger YAML'ları nerede bulunacak? Nereden okuyayım diye soruyor. Ben de sana diyorum ki kardeşim sen nereden oku? Controllers'ın altından user ve bunun altındaki herhangi bir JS dosyası senin API'lerinin bulunduğu yer diyebilirim. Daha sonra ne yapalım? Öncelikle Swagger JS diyorum. Require Swagger JSDoc. Geldim.
Configure JS'deki bu benden ne isteyecek? Benden options isteyecek. Senin optionların. Bunlar constant dedikten sonra ne diyelim? Configure şöyle yaparsam. Okey, bunu bir değişkene atadım. Daha sonra ne diyebilirim? Bunu şuralardaki gibi yapsak. Böyle yapalım. Module.export. Şunu al. Buraya koy. Daha sonra server config değil, config. Constant Swagger config require Swagger config Swagger config Swagger config daha sonra geldim server JS'in içerisine. Şimdi diyeceğim ki kardeşim benim app'im use etsin neyi? Benim app'im API döküsü bir kere kullansın. Niçin kullanacağım ben bunu? Swagger için kullanacağım. Swagger'ın tabii bir de neyini import etmem gerekiyor? Constant Swagger UI require Swagger UI Express Swagger UI'yi aldım. Swagger UI'nin içerisinden serve edeceğimi belirtiyorum. Daha sonra Swagger UI'ya setup diyorum. Neyi setup? Config'ler nerede bizim? Config içerisinde Swagger config, Swagger docs. Evet, Swagger docs'u kullanacağını belirttik. Güzel. npm start. Herhangi bir hatamız var mı? Var tabii ki. Diyor ki bu uygulama crashledi. Zaten çalışıyor. Ve boom. Şimdi ne yaptık? Çalıştırabildik. Localhost 5000 API Türkçe gittiğim zaman bakın blog uygulaması, katmanlı backend uygulaması, serverlarım burada vesaire. Şimdi geleceğim. Örneğin controller, user controller'ın altına ne dedik burada? User için tanımlamıştık zaten. Swagger config'te controller, user, evet. Blog içinde geleceksin. Aa kardeşim, blogum diyeceksin. Neden böyle diyeceğiz? Çünkü biz bütün controller'ları tek bir klasörün altında tutmuyoruz. Yoksa ben burada gelsem ABC Control.js, DF Control.js desem diyecektim ki kontrolün altındaki tüm JavaScript dosyaları. Güzel. Şimdi getOla geliyorum. Ben bir tane basitçe hazırlamıştım. Şuradan şunu aldım. Geldim bunu buraya yapıştırdım. Page'imi reload ettim. Bakın user dedi getOl işte asset yazmışız. İşte tüm kullanıcıları getirir. Şuradaki fazlalıkla sil. Bakın hiçbir parametre almıyormuş. JSON dönüyormuş. İşte şemaları falan da oluşturabilirsiniz buradan. Bakın ref diyor. Sen diyor şema oluşturabilirsin. Onu oluşturabilirsin. Hepsini yapabilirsin. Try'ı atlıyorum. Execute ettiğim zaman bakın bum bana geldi. Ad Yasin, ad Ali şeklinde iki tane şurada ya ben bir basit bir JSON oluşturmuştum. Onu yazdı. Buradaki YAML'ı oluştururken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü tablara göre, space'lere göre aldığı için yanlış yaparsanız sizin de kodunuz çalışmayacaktır. Diyeceksin ki ya işte post olduğunda ne yapacağım? Onu bunu ne yapacağım? Gidip dokümanı okuyabilirsiniz. Ama ben basitçe değinmeye çalışayım. Şimdi burada diyorsun ki kardeşim senin URL'in nedir? Neresi bura? Bak API version 1 user getOl. Ne atacaksın? Get. Bunun summary'si, tag'ı. Tag'ı nedir? Şu tepesindeki user yazan. Ups, açalım şunu geriye. Application JSON döneceğini. Response 200 olduğu zaman işte şunu description tüm list. Şuraya geçelim. Şurası 200 tüm list application JSON. Örneğin 500 de atabilir diyorsan kod 500 description'ı şu bu diyebilirsin. Type'ını burada devam edip bunun component'un ref'ini de verebilirdik ama
Vermedim ben basitçe hızlı bir giriş yapmak adına. Burada yeteri kadar zaten dokümanında anlatıyor. Mesela şunu alalım. Tamam mı? Şunu alıp şunun tepesine koyalım. Gittim. Nerede? Bakın buraya gel zaten. Default dedi. Post login. Bakın username, password. Required istiyormuş. Form data'ymış. Yani burada size tanımlamış işte. Name, password, in, form data, required, true, type, string. Sen buradan gelip aynı işlemi gerçekleştirebilirsin. İlgili dokümanı okuyup hatta şuradan biraz daha kurcalayalım. Component section. Hatta şurada da bir örneği vardı. Evet. Bu JSON içinmiş. Yamalı. Okey. Component section. İşte diyor bak pattern böyle olsun. Get de diyor. Şunları yaz diyor. Response böyle. İşte bakın şeman bu. Object. Property'leri de bunlarmış demiş. Ha bu before, şu da after. Okey. Ha önce gitmiş bunları oluşturmuş. Daha sonra da gelip buna ilgili yolu göstermiş. Evet. User'ın a burada vesaire şeklinde bakın. Items bu dönecek. Başka ne demiş? Başka örnek. Component example. Bak error dönebilirsin. Ya burada tamamen bakın 404 hepsini sizin için açıklamış. Gidip buradaki dokümanı okuyup siz de Swagger'ın entegrasyon işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Söylediğim gibi ben yalnızca şuradaki getolu entegre ettim ve gerisini açıkçası uğraşmayacağım. Belki uygulamayı bitirdikten sonra hepsine hani oturup tek 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 yazabilirim diyelim ve bu dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.